Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ın Bedrock sürümündeyim arkadaşlar ve Spacecraft modunu indirdim. Yani uzayla alakalı bir mod. Zaten üstümdeki şöyle titanyum zırhlıktan anlaşılıyordur arkadaşlar. Ayrıca elimdeki çekici de zaten oyunda olmadığı için oğlum ben niye konuşamadım? Yani mod olduğu anlaşılıyordur, yani modlu oyun olduğu anlaşılıyordur. Şimdi şöyle bunu yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bir dakika, şöyle göstereyim size. Burada mob yumurtaları var, biliyorsunuz hani genelde buradan açıyorum, gösteriyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir tane roket ve launchpad yazıyor. Büyük ihtimalle bu launchpad roket için zaten, hani ne olacak başka. Şimdi bize böyle birazcık, hani birazcık düz bir alan lazım. Şöyle biraz ilerleyelim. Şurası olabilir mi? Olabilir. Bir dakika, oldu, güzel. Şöyle tam üstünden bakayım. Şu ağaç beni engellemiyormuş, tamam. Roketi de şu şekilde, bir dakika, tam ortasına yerleştireceksiniz. Ve 3-2-1 dedi mi uçmaya başladı ve şu an ekranım titriyor arkadaşlar. Şunları şöyle şuraya yerleştirdim abi. Beni şu anda uzaya götürüyor. Bakacağız nereye götürecek bizi. Ve hani bunu kontrol edebiliyor muyum, sağ sol falan filan? Aa, bir dakika, indim. Aa, gidiyor. Oha, gidiyor. Hadi, beni bıraktı, gidiyor şu an. Aa, gitti be. Ben azından dur bekle. Beni bekle, uzay roketine ok atıyorum şu an. Oğlum uçacaktım, ben de sana gelecektim yani, güzel. Ben de uzaya gidecektim. Neyse, tamam, bir kez daha deneyelim. Demek ki inmemek gerekiyormuş arkadaşlar. Yani inerseniz hani atıyor sizi. İnmemeniz lazım. Özellikle survival modda hani böyle yanlışlıkla inmeyin. Dikkat edin. Şimdi şöyle tekrar yerleştirdim. Ve bindim arkadaşlar. Zaten şu an akşam oldu. Akşam civarları oyunda. Görüyorsunuz zaten. Bir tane gece görüş iksiri içebiliriz. Şöyle gece görüş iksiri diyelim. 8 dakikalık olanı içebiliriz. İstersek efekt ekleyebiliriz yani hilelerden de. Böyle de olur, fark etmez. Bu arada bulutlar da siyahımsı bir görüntü aldı. Çünkü akşam olduğu için ve benim bu iksiri içtiğim için böyle görünüyor arkadaşlar. Yani bakalım bizi uzaya götürecek mi? Gerçekten uzay var mı? Ay taşı falan var mı? Göreceğiz. Bu arada çok güzel görünmüyor mu şu etraf, hani tam böyle aydınlık ve karanlık olan kısım arasındaki o çizgi falan, hani çizgi değil de arada bir sınır gibi bir şey var yani. Evet, şu anda geldik herhalde. Bir karanlık oldu. Roket de kayboldu. Yok, roket burada. Roket bizi bırakıyor mu yani şu an? Bilmiyorum açıkçası. Göreceğiz. Şu anda envanterimi kontrol de edemiyorum açıkçası. Şu anda bir şey bizi indiriyor gibi. Bir efektler geldi. Bakalım ne efektleriymiş. Zıplama arttırma, yavaş düşme falan filan. Tamam. Evet, şimdi şu anda aya geldik arkadaşlar. Şu anda üstümdeki zırhlardan zıplayamıyor olabilirim. Şimdi hani ayda da öyle daha yüksek zıplıyorsunuz ya. Bir dakika. Aa, yok öyle bir özellik. Aa, burada iskelet var. Ve ben ne? Aa, bir dakika. Bunun altında da böyle katman kayası var ve aşağıda su var. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bunlar ne oluyor abi? Bu tam olarak nedir? Generate Moon diyor. Şu ne abi? Şu işaretler ne oluyor? Bunlar böyle yerleştirdiğinizde mi çıkıyor? Çıkıyormuş. Bak, bu şekilde çıkıyormuş. Şöyle etrafa bir bakalım. Hani özel bir yapı falan varsa inceleyelim arkadaşlar. Zırhları da şöyle bir giyeyim ben abi. Tamamdır. Şöyle etrafa bir bakayım. Şimdi bu ayın amacı nedir? Şöyle şu eşyaları attığınızda normalde yavaş düşüyor ya. Bu titanyumların amacı sanırsam böyle hani daha hızlı düşmesini sağlıyor. Ya da siz bu zırhı giydiğinizde yüksekten böyle daha hızlı düşüyorsunuz. Ama bu Bedrock'a özel bir mod olduğu için bazı eksiklikleri var. Onu fark ettim ben. Ama böyle hani farklı bir şey yok. Yine böyle moblar çıkıyor ama hani en azından şunlarda böyle oksijen tüpü tarzı şeyler olmasını beklerdim. Çünkü Java'da böyle bir mod var arkadaşlar, uzaya gidiyorsunuz falan filan. Ve bu neymiş abi? Bu Asteroid Rock diyor, bunun ismini Moonstone. Bu da bunun, anlamadım şu an, çeviremedim yani, İngilizcem yetmedi. Neyse, şöyle şunları bakalım, yeni bir mob yumurtası falan var mı? Ona göre bakıyorum şu anda. Sanırsam yok bence şu anda yeni bir mob yumurtası. Yani bu modla beraber gelen falan filan yok. Ama onun dışında uzaya gidebiliyorsunuz yani. Yani bir de akşam zaten. Peki sabah hilesi yapsam ne olur? Şöyle
Bir de time, bir dakika. Time set day desem. Ha, sabah ama şu kısımdan itibaren akşam. Arkadaşlar yani o şekilde tasarlanmış. Ve sanırsam oha bak ben gelince konuşamadım. Gelince yükleniyor bazıları. Yavaş yavaş mı oluşuyor bu ay yani şimdi? Ay biyomunu yani. Evet yavaş yavaş oluşuyormuş arkadaşlar. Hani böyle yanda oluşmuyormuş. Bedrock'taki modlar zaten hani böyle çok da kaliteli olamayabiliyor. Peki aşağıya ben gitsem böyle. Ay bitti mi benim için uzay işi? Oha bura niye kıpkırmızı? Abi oyuna ne oluyor ya? Ha burada şey var. Mercanlar falan var. Neyse geri gideyim oraya ben. O ay oluşuyor daha değil mi? Aynen oluşuyor. Şöyle ilerleyeyim abi. Abi bir dakika. İlerle. Oha. Ben gidene kadar oluştu bile. Hadi abi bir tane çıkacak yer bulayım. Çıkacak yer bulayım lütfen. Şuradan çıkabilirim bence. Aha oluştu bile. Bak. Ben çıkana kadar oluşuyor bile. İlerle. Heh buradan. Çık abi çık. Heh tamam. Evet arkadaşlar ay böyle yani. Merak ediyorsanız bu şekilde. Bir de ben time set day yaptım. Güneş buraya geldi. Normalde bu bakın bir dakika. Güneş hareket etmiyor mu şu an? Hareket etmiyor herhalde ya güneş. Yok hareket ediyor herhalde. Ya şöyle sanırsam oyunda şöyle bir şey yapmaya çalışmışlar. Belli bir yüksekliğe böyle ay biyomu oluşturuyor hani otomatikman ben uzaya bindikten sonra. Ama eksiklikleri var mı? Var. Hani aşağı düşüp oradaki mesela şöyle ilerleyeyim. Bu çanklar yüklenmeden hani bu şeyler yüklenmeden ben suya düşsem uzaya gitmemiş olacağım yani. Bu şekilde olacak. Ama onun için de güzel mod mu? Yani en azından yeni bir biyom kazandırıyor. O yönden iyi. Ama yine bir moblar gelmesini isterdim. Yani bu zırh falan var. Bir de şu eşyaları göstereyim arkadaşlar. Böyle aşağı doğru inelim. Burada bazı eşyalar var. İşte bunları yerleştirebiliyor muyuz? Deneyelim. Bu neymiş? Bir dakika bu. Tamam. Şöyle deneyelim abi. Bunlar yok. Yerleştir. Bir dakika. Böyle yerleştirilmiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu modda böyle bazı eşyalar eklemişler. Ama böyle hani ekstra böyle hani gerçekten mükemmel diyebileceğim bir mod değil. Bedrock için güzel mi? Bana derseniz eğer 10 üzerinden ben buna 6 veririm arkadaşlar. Hani benim görüşüm bu şekildedir. Şimdi peki. Başka bir şey var mı bakalım. Hani bu kılıçlar zırhlar bölümünde zaten şöyle göstereyim. Yeni bir zırh eklenmiş o titanyum şeyinde Netherite'den sonra titanyum geliyor arkadaşlar bu şekilde. Kılıç bölümünde bir şey yok. Balta bölümünde de yok. Kazmada, kürekte, çapada ve oklar kısmında zaten bir şey olacağını sanmıyorum. Yemek kısmında ekstra bir yemek gelmemiş. Hani ne bileyim aya özel böyle biyomun da böyle hani Nether'da oluyor ya böyle ağaç oluyor bilmem ne bir şeyler oluyor. Hani orada mesela ya da madenlerde oluyor. Nether'da yemek hani buluyor muyuz? Tam hatırlamıyorum da. Mesela madenlerde böyle üstten böyle ışıltılı şeyler sarkıyor. Mesela şu parlayan meyveleri elde ediyorsunuz mesela. Şöyle yazayım hatta parlayan. Mesela bunları elde edebiliyorsunuz. Hani Nether'da da ağaç falan var. Hani bu biyomda da böyle bir ağaç gibi bir şey olsa belki güzel olabilirdi bilmiyorum. Belki adamlar şöyle düşünmüştür hani ayda neden ağaç olsun? Hani sonuçta hani oksijen yok bir şey yok. Hani nasıl? Yani karbondioksit, gerçi ağaç karbondioksit tüketiyor ama akşamları da oksijen tüketiyor arkadaşlar. Hani o ağaçların, hani bitkilerin şeyi öyle yani. Fotosentezi falan o şekilde. Şimdi şöyle şunları tamam. Başka bir şey göstermeme gerek var mı? Bir bakalım. Tamam burada zaten bunları gördük. Ekstra böyle madenimsi şeyler, flamalar zaten bunlar da olmaz. Madenler de zaten burada olmuyor. Bunlar aşağıya koymuşlar. Kılıç bölümünde de dediğim gibi hani buraya baktık. İksir falan filan bunlar zaten. Bu neymiş? Kaplumbağa ustasının iksiri. Bu ne ya? Yavaşlık 6 mı? Dayanıklılık 5 mi? 4 mu? 4. Bir de bu neymiş? Yavaş düşme. Bir dakika la. Bunu bir içeyim bakayım ne olacak? Bak. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum ve şöyle bir dakika bakalım şöyle efektlerimize. Yavaşlık verdi ama bunun süresi varmış bayağı. Dayanıklılık. Bunun amacı şey sanırsam. Sizi böyle tank gibi yapıyor. Hani hem güçlendiriyor hem de yavaşlatıyor. Böyle tanklar hani büyük olduğu için böyle hani yavaş ilerler ya hani ağır oldukları için. O yüzden hani belki o mantıkta olmuş olabilir bilemem. Neyse şimdi
Başka bir şey göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandıracağım. Daha fazla böyle modlar falan istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abi şu modu dener misin? Bazen bazı dedikleriniz mantıklı geliyor. Güzel şeyler oluyor. Bakarız. Hani yorumlarda yazın işte arkadaşlar. Hani görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.